Ben Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vakaları görülmekte ve vaka sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Sizlerden ricamız gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Maliye, gerek de Kaymakamlığı tarafından açıklanan kuralları bu süreçte harfiyen uymanızdır. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamanız önemli rica olur. Bu hafta bilim insanları tarafından virüs ile mücadelede en kritik hafta olarak görülmektedir. Bu süreci evde kalarak geçirmeyiz, virüsün yayılmasını önlemeden kritik bir öneme sahiptir. Sizlerden ricamız evlerinizden çıkmamalıdır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, yardım edecek kimsesi olmayanlar, Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan yardım ekibine 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan arayarak sağlık ve market ihtiyaçları için yardım talebinde bulunabilirler. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bugünden itibaren randevusu rastla kabul edilmeyecektir. Acil vakalar dışında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Turgutlu Devlet Hastanesi'nde randevu alarak hastaneye gitmeye bir önem vereceğim. Orayı çekiyorum. Son süreçlerde ilçemize İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almaları gerekmektedir. Koronavirüs belirtileri gösteren kişilerin gerekli önlemleri alarak acilen en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir. Parklarda yeşil alanlarda yürüyüş yapmak, piknik yapmak, spor yapmak İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Yatırı giren ürenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Kıymetli vatandaşlarımız, resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar etmeyin. Her doğruluğun üstesinden geldiğimiz gibi bu doğruluğun üstesinden birlik ve beraberliğimiz de geldik. Siz elinizde kalın, biz sizin herhangi bir sağlık sorunu yaşamamız için gerekli tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu ülkenin kurulmasında, korunmasında, yaşatılmasında canı feda eden başta Uğur Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor. Hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Birlikte başaracağız. Biraz daha sabır, biraz daha inat, kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Evde kal, sağlıkla kal, sağlıkla kal, tutuklu.